Gezegen sunar. Evet sevgili dostlar, tekrar birlikteyiz. Herkese iyi akşamlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün de bir misafirimiz var, sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konumuz da dillere destan, üzüm ovamızdan bağlarımız, üzümümüz ve konuğumuz da Sarıgöl Tarımsal Ürün Kooperatifi Başkanımız, Üretici Kooperatifi Başkanımız, aynen Yusuf Tüfekçi. Başkanım hoş geldiniz. Size söz vereceğim ama ön bir hoş geldiniz. çok sağ olun. Mücahit hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Sağ ol. İyiyim ben de. Ne olsun işte. Bir programa daha başladık ve götürüyoruz. Geçen yanımızda dediğimiz gibi bugün bağcılığı konuşuyoruz. Açıkçası bugün Manisa bölgesinden, Denizli bölgesinden ve İzmir'in üzüm üretimi bölgesinden herkesi televizyonların karşısına bekliyoruz. Çünkü gerçekten bölgenin en önemli ürünlerinden, ekonomik değeri getirirse en yüksek ürünlerinden üzümü ve bağcılığı konuşacağız. Sevgili dostlar, WhatsApp numaramızı... Efendim? Başkanıma da ben hoş geldiniz dedim de. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Daveti kabul ettiniz. Yani ben şimdi bugün sizinle konuşuyoruz. Bu arada incirle ilgili bir şey yaptım. Girizgah yaptım gün içinde. Biz geçen hafta üzümcülerin sorunları var dedik ama incire dokunuyorsunuz. Aynı sorun onlarda da var. Biraz İnciri de alalım. Haftaya da incir yapalım. Evet, eğer mümkün olursa da haftaya da incir yapalım. En azından bu güzel bir üçleme olur. Aslında sonunu bunu şeyle bağlamak lazım. Zeytinle bağlamak lazım. Evet, yani zeytinle bağlamak lazım. Onu da Nedim Atilla abimizi çağırıp incir, üzüm, zeytin üçlemesini yaptık biz. Kutsal meyveleri ele aldık deriz. Sonu sende demek lazım. Hani o gastronomi kısmını. Ama hakikaten de böyle Ege bölgesinde tabii şimdi... Pamuğa dokunamıyoruz. Pamuk biraz daha endüstriyel bir bitki. Şimdi evet. Pamuğa gitsek... Bir gün de pamuk yapalım ama. Pamuk yani, da önemli. Pamukta da mutlaka şey vardır. Az sonra zaten sorunlara mutlaka siz bizden daha iyi değineceksiniz. İçindesiniz zaten. Evet. Ben WhatsApp numarasını hatırlatayım. Sevgili dostlar 0552 252 16 16 mesajlarınızı bekliyoruz buraya lütfen. İnteraktif olduğu zaman ne kadar eğlenceli ve güzel geçtiğini biliyorsunuz programın. Bütün soruları Alaşehir bölgesi, Sarıgöl bölgesi, Akhisar, Saruhanlı, Göl Marmara, Turgutlu, Yenice, Buldan, Yenice. Aynen Buldan, Denizli, Çal, Bekilli bölgesinden. Tiris, Antep, Tiris. Aynen. Üzümcü var. Menemen bölgesinden. Soruları bekliyoruz diyelim. Evet başkanım hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Kısa bir kendimi takdim edeyim mi? Tabii ki, tabii ki başkanım. Tüfekçi, Manisa Sarıgöl Üzüm Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanıyım. Emekli jandarma subayım. İktisat Fakültesi mezunuyum. İki çocuk, beş torun dedesiyim. Allah bağışlasın. Hayırlısıyla Allah sizlere de versin inşallah. Amin. Kendimi bu şekilde kısaca tanıttıktan sonra buyurun. Sevgili başkanım, biliyorsunuz bölgemizin en önemli ürünlerinden yani Manisa, İzmir ve Denizli bölgesinin en önemli ürünlerinden Sultanı Çekirdeksiz diyelim aslında. Yani bölgenin coğrafi işaretli Sultanı Üzüm demenin önemli olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle yaklaşık tam olmamakla birlikte 1 milyon 500 bin dekar bağ alanından bahsediyoruz bu 3 evet. ilde. Ciddi bir alan, ciddi bir büyüklük. Çok sayıda üreticimiz var bağcılık yapan. Tabii ki bu bütün hepimizin sorunu. Onların sorunu, ülkenin sorunu, bölgenin sorunu, tarım sektörünün sorunu. Geçen güzel bir yıl geçirdik. Son yılların belki de en güzel yıllarından birini geçirdik bağcılıkta. Yaklaşık 350 bin, 360 bin ton bir üretimimiz vardı. Kuru üzüm olarak bahsedersek. Ama bu yıl maalesef tüm dünyayı vuran kuraklık ve nem. Aslında bizim bölgeye bir de nem vurdu. O bahardaki yağışların etkisiyle ciddi bir zarar verdi. İklim krizi bağcılığa resmen bir darbe vurdu. Ağır bir darbe vurdu. Evet. Ve bu yıl zorlu bir süreç geçiriyoruz. Çok dalgalı bir periyodumuz var bağcılıkta. Kısaca sizden sorunları alalım istersiniz. Yani bu yılın değerlendirmesini alalım bir öncelikle. Şimdi ben öncelikle Köy TV ailesine ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir önemli hasat döneminde
böyle bir imkanı bize sağladığınız için teşekkür ediyorum üreticilerimiz adına. Biz teşekkür ederiz. Kısaca kooperatiften oraya girmek istiyorum, sorunlara girmek istiyorum. Kooperatifimiz 2015 yılında dolandırıcılık, üreticiye dolandırıcılığa karşı tedbir almak, güvenli gıda üretmek. Bakın kooperatifçilerin en önemli konularından birisidir güvenli gıda üretmek. Üreticiye katma değer sağlamak üzere kurulmuş bir kooperatifiz. 7 yıllık bir yaşımız var, sürecimiz var. Yatırımla yattık, yatırımla kalktık. Bugüne kadar İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü başta olmak üzere Yaşar Üniversitesi, Celal Bayar Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi başta olmak üzere kurutma, üzüm suyu ve farklı ürünlerle üzüm suyunun birleştirilmesi konusunda önemli ilmi çalışmalara imza attık. Bu çalışmaların iki tanesi şu an hibe beklemektedir. Bunun dışında bir TAGEM, bir Zafer Kalkınma Ajansı proje başvurularımızla kazanamadığımız projeler yer aldı süreç içerisinde. Dolayısıyla Sarıgöl üzüm üreticisi öyle bir konuma geldi ki bugün Türkiye'deki bütün üzüm yetiştiren merkezler hep bizi arıyorlar. Fiyat anlamında paslaşıyoruz, birlikte görüşüyoruz. Rakı ve şarap alıcılarına karşı Iskarta üzümde birlik beraberlik sağlıyoruz. Dolayısıyla böyle bir yasal olmayan demeyeyim, yani kağıt üzerinde yazılı olmayan bir birlikteliği de sağlamış durumdayız. Burada şunu özellikle belirtmek istiyorum. TÜİK'in elinde bulundurduğu veriler çok çok yanlıştır. İki tane şey söyleyeceğim. Bunlardan birincisi, söyleyeceğim konu çok önemlidir. Bunlardan birincisi, geçtiğimiz aylarda tarımda planlama yapılması konusunda bir yasal düzenleme ile ilgili bir yasa tasarısı piyasaya verildi. Maalesef orada bir ifade var. Bu ifade yanlıştır. İfade şudur. TÜİK verilerine göre üzümde %150'lik bir fazlalığımız var. Halbuki yoktur. Neden yoktur onu da söyleyeyim. Şöyle, biz hem kurutma anlamında hem de sofralık anlamında coğrafi işaretli sultani üzümün dışındaki üzümü iç piyasada tüketilen üzüm olarak tanımlıyoruz. Neden %150 fazlalık var? Şöyle fazlalık var. Bugün Senirkent Dirmit'inden tutun Burdur Dirmit'ine. Elazığ'da üzüm var, Kilis'te Orozkarası var, Mut'ta üzüm var, Tarsus'ta üzüm var. Ve her ilde Kayseri dahil, Amasya dahil, Maraş'ta peygamber üzüm var. Aklıma gelenleri sayıyorum. Dolayısıyla alınan üretim verileri bu rakamı %150'ye çekiyor. Ancak bugün görülecek ki bu yıl özellikle görülecek ki üretimin çok fazla olmadığı fark edilecektir. TÜİK'in verilerinin yanlışlığının birincisi budur. İkincisini çok önemli söylüyorum. Devletin açıkladığı her yıl fiyat mutlaka ve mutlaka bizim fiyatlarımızdan 3 lira, 5 lira, 15 lira neyse bir rakam düşüklüğü olmaktadır. Sebebi de şudur. Bugün TÜİK'e resmi yazıyla soralım. Bir dönüm bağın fiyatı 50 bin liradır. Bizde ise şu anda 200 bin liranın altında bağ maalesef yoktur. TÜİK bunları mutlaka ve mutlaka düzeltmelidir. Burada 2023 yılına şöyle kaba taslak bir bakalım. O da tabii biliyorsunuz Şubat ayında asrın depremi diyebileceğimiz bir deprem meydana geldi. 2003 yılı önemli olaylarla devam etti. Ben o bölgede ölen vatandaşlarımıza özellikle Tanrı'dan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar ve güçlü olmalarını temenni ediyorum, diliyorum. Kooperatiflerimiz bile çok büyük zararlar gördü. Üretimini durduran
kapatan o bölgede şu anda kooperatiflerimiz var. Sonrasında ne oldu? Biz kurak bir kış geçirdik. Geçen sene 500 milyon doları aşkın bir miktarda kuru üzüm ihracatı yaptık ve tarihinin en yüksek rakamıydı. Bu rakam siz de biliyorsunuz. Onun dışında 200 milyon dolara yakın yaş üzüm ihracatı yaptık. Hep ben bunları ısrarla söylüyorum. Yaş meyve sebze ihracatında hem yaş kuru üzümün ve yaş üzümün ihracat rakamı bence ilk 3'e ilk 5'e girer. Yani şunu söylemek çok mümkün. Biz bu ülkeye önemli bir döviz girdisi sağlıyoruz. Başkanım, en önemli tarımsal girdilerden, en önemli döviz girdisi yaratan ürünlerden biri kuru üzüm. Aynen. Evet. Aynen. Yaş üzümde. Şimdi kurak geçen bir yılbaşımız oldu. Kışımız kurak geçiyordu. Ancak ne olduysa tabii ki bu senenin böyle olacağını iklimciler söylüyorlardı. İşte görüştüğümüz coğrafyacılar bu sene Eylül ayına kadar yağış olabileceğini söylüyorlardı. Ancak bu çok belli çevrelerce göz önüne alınmadı. Ne oldu? Mart ve Nisan aylarında önemli don olayları oldu bölgede. Mayıs sonrası, Mayıs-Haziran gibi yağışlar, sel baskınları, dolu olayları, örneğin Salihli'de bir köyümüzde komple köydeki üzüm hasar gördü. Kapanca Yaraşlı ve Kapanca Sart ve Mersindere arasındaki bölge yaklaşık 10 bin dekar alan çok ciddi zarar gördü. Evet. Sonrasında her yıl bizde kalite kaybı var. O kalite kaybının sebebi Alaşehir bölgesindeki jeotermal tesislerinden havaya karışan kimyasalların Sarıgöl bölgesine akarak yağmurla bağlarımızın üzerine düşmesi ve sonrasında küllemeye dönüşmesi sebebiyle çok büyük bir kalite kaybımız var idi. Başkanım, de sözünüzü kesiyorum. Jeotermal deyince sanki incirciler de bugün biraz ondan bahsettiler. İncirciler de çok zarar görüyorlar. Evet, dün ve evvelsi gün Aydın bölgesinde bir yağış olmuş. Evet. Aynı sizin bahsettiğiniz gibi incirde dalındaki incirlerin kuruması, boşalması gibi bazı sorunlar yaşamışlar. Hatta Nazilli'den bir zeytin üreticimizi aradım. Tabii zeytinci mutlu yağıştan dolayı ama incirci şu an gerçekten çok ciddi anlamda perişan oldu. Yani bu jeotermal evet enerjiye ihtiyacımız var ama bizim tarıma da ihtiyacımız var. Tarım daha çok ihtiyaç. Evet, birbirimizi destekleyerek büyüsek çok daha iyi olacak diye düşünüyorum bu jeotermal. Aynen doğru söylüyorsunuz. Üretilen bölgedeki jeotermalden üretilen elektrik üretimi toplam üretimin %3'ünü geçmiyor. Çok önemli bir şey değil. Tarım olmazsa aç kalırız. Tarım daha öncelikli diye düşünüyoruz. Başkanım, toprağın altı kadar toprağın üstüne de ihtiyacımız var. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi havamız gidiyor, suyumuz gidiyor, toprağımız gidiyor. Jeotermaller sebebiyle. Sonrasında külleme ve mildiyo olayları görülmeye başlandı. Özellikle Manisa Merkez, Saruhanlı bölgesinde mildiyonun çok büyük zararları var. Başkanım, bir şey sorabilir miyim? Buyurun. Biliyorsunuz ben hani bağ bölgesini artık hani karış karış ezbere biliyorum. Çünkü evet, o kadar çok geziyorum ki. Ben dolaşmalarımda şuna şahit oldum. Bahçede porno milyo tamamen kaplamış. Evet. Ve üreticimiz deliler gibi sulama yapıyordu. Hala daha ya. Ben üreticide dedim ki bakın mantar hastalık. Bu milyo dediğimiz mantar hastalık. Ve, aynen. Nem istemez. Ve siz sulama yapıyorsunuz. Demek yok karşı. Biz üzüme şişireceğiz. Şöyle de böyle yok. Ya yaptığınız yanlış. Evet. Ve bu sulamayla daha da yaydılar hastalığı. Aynen. Mantar hastalığı olması dolayısıyla nemi sevmiyor zaten. Taban yerlerde daha fazla. Tabii burada ben sakın yanlış anlaşılmasın. Ben üretici dostuyum. Üretici için gecemi gündüzüme katıyorum. Neredeyse bazıları kurumlarla, şirketlerle mahkemelik olacak konulara kadar geldik üretici için.
sakın yanlış anlamasın. Burada ben üreticiyi şey yapıyorum, suçlu buluyorum. Neden suçlu buluyorum? Hastalıkları olduktan sonra değil, olmadan önce tedbir almak gerekir hastalıklara karşı. Ne yapmalıyız? Şöyle, burada bir sıkıntı var. O sıkıntı şu, Milliyo konusuna geçtik. Bugün Manisa ve Merkez, Saruhanlı dahil o bölgede %60'a varan hasarlar var. Yani %60 verim kaybı var, üretim kaybı var ve rekoltede bu da görülecektir zaten. Şöyle ki bir kış uygulaması yapması lazım. Örneğin unlu bitti aynı şekilde. Dolayısıyla mildiyo durup dururken oluşan bir hastalık değil. Yani aniden gelen bir hastalık değil. Bir yıllık süreçte budamadan itibaren takip edilmesi gereken bir hastalık. Üreticimiz toprak tahlili yaptırmıyor, su tahlili yaptırmıyor, efendime söyleyeyim yaprak tahlili yaptırmıyor. Dolayısıyla bağı izlemiyor. Evet, izliyor, gözle izliyor. Bir de başkanım, hemen araya gireceğim. Çok evet. Özür dilerim. Hani böyle gireceğim, kusura bakmayın. Şimdi tabii Mücahit de ben de memuruz değil mi? Her gün işe gidiyoruz. Şimdi evet. Çiftçi de her gün o bahçeye gitmek zorunda. Bizim gözetmesi, her gün bahçeye gitmeyen üreticilerimiz var. Aynen. Dolayısıyla böyle bir zarar bu sene bölgeye önemli bir hasar vermiştir. Evet, tabii biz deprem dolayısıyla önemli bir maddi kayıp yaşadı Türkiye. Bu hasarı en az 3 yıl, 2 yıl gibi bir sürede onarabileceğiz ama devletimizin güçlü olduğunu, devletin baba olduğunu, toprağın ana olduğunu gözeterek diyoruz ki Manisa'da özellikle bu hasarların tespit edilerek üreticinin banka borçları, tarım kredi borçları ertelenebilir mi? Acaba buna imkan var mı? Faizler de çok yüksek şu anda. Dolayısıyla böyle bir çalışmamızı, böyle bir çalışmayı ilgililerden bekliyoruz. Bunun akabinde tabii mildiyo ile iş bitti mi? Mildiyo ile iş bitmedi. Bizim bölgemizde dahil güneş yanıkları şu anda had safhada. Uç kuruması bayağı var. Evet, uç kuruması ve buruşmalar var özellikle. Şimdi uç kurumasının dışında bir de üzüm tanesinde buruşmalar başladı. Ben burada Sarıgöl'ü biraz daha şanslı görüyorum. Neden şanslı görüyorum? Bizdeki zira ilaç bayileri danışman gibi çalışıyor. Tarım danışmanı olan bir ya da iki tane zira mühendisimiz var. Çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Burada isimlerini vermeyeceğim ama Sarıgöl sofralık yetiştirmesi dolayısıyla bugün mildiyo'dan, küllemeden en az zarar gören bir ilçedir. Evet, bizde de var zarar. Neden? Sistemik ilaç kullanılıyor. Bir defa kalıntı konusu sürekli göz önünde bulunduruluyor. Dolayısıyla hem küllemeden hem mildiyo'dan en az zarar gören ilçelerden birisi olduğumuzu düşünüyoruz. Ne yapmamız lazım? Onu söyleyeyim. Biz hemen başladık. Yani şu anda ben iki üniversiteyle görüştüm. Örneğin Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bir böcekle bağcılık çalışması var. Onları da Sarıgöl'e ben getirdim 3-4 yıl evvel. 7 yıldır kendilerini tanıyorum. Cem Özkan, Profesör Doktor Cem Özkan hocam var başlarında. 7 yıldır görüşürüz kendisiyle. 7-8 yıldır görüşürüz. Böcekle bağcılığı şu anda Sarıgöl'de yapan 50-60 üreticimiz var. Hem az ilaç kullanmak hem de güvenli gıda üretmek anlamında böcekle bağcılığın ya da böcekle tarımın elmada da kullanılıyor, kirazda da kullanılıyor. Biraz artarak yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burada şunu özellikle söylemek gerekiyor. Biz tüketici dostu bir kooperatifiz. Nedeni, örneğin ben üzüm alımları yapıyorum zaman zaman. Hiçbir şekilde eğer bir bağa ot ilacı atılmışsa o bağdan ürün almıyoruz. Yani ot ilacı atılmasını kesinlikle onaylamıyoruz ve atılmamasını istiyoruz. Otun biçilmesi demek, üreticilerimiz bizi dinliyor, özellikle söylemek istiyorum. Otun ilaçla yok edilmesi demek, toprağın yok edilmesi demek. Şimdi ilacı atıyor, ot ilacını, ondan sonra da toprağı nasıl adam edeceğim diye 8 sene uğraşıyor. Bakın, ısrarla söylüyoruz,
yeşil gübre olmak üzere fi ekin diyoruz. Uygulayan 3-5 kişi bir elin parmakları kadar az. Isırgan otu her yerde bol. Defalarca anlatıyorum, yazıyorum, ısırgan otundan azotlu gübre yapın, 20'ye 1 oranında kullanın diyorum. Evsel ve tarımsal atıklarınız, işte yaprak, tirek gibi atıklarınızdan kompost yapın diyorum. 30 liraya 20 liraya bunların ürünleri var, onları getireyim, vereyim, para kazanmadan vereyim diyorum. Hatta en çok üstünde durduğumuz konu ilaç atımında suyun pH'ıdır. Üretici suyun pH'ını hiçbir şekilde gözetmiyor. Kontrol etmeden. Evet, benim bağımın suyu çok iyi diyor. Ya da işte ben falan yerden alıyorum, suyum çok iyi diyor. Bakın, klasik olarak bazıları farklıdır. Kullanılan ilaçların çoğu 5-6 ya da 4-6 aralığında pH değeri gerektiren ilaçlardır. Siz bu ilacı 7-8 pH'lı bir suyla atmaya kalkarsanız bağın yarısına kadar ilacın faydası olur. Bağın yarısından sonra tarar çok fazla çalkalandığı için pH yükselir, 9-10-11 olur. Dolayısıyla ilacın hiçbir faydası olmaz. Bunu bir türlü kabul ettiremiyoruz, anlatamıyoruz. Çiftçi bildiğini okuyor bu konuda. Ama ısrarla toprak tahlili ve yaprak tahlilinin özellikle izlenmesi anlamında, mildiyonun izlenmesi anlamında kesinlikle her yıl yaptırılmasının gerektiğini düşünüyorum. Başkanım, bir de şöyle bir şey var. Siz dediniz aslında arada ama konuşurken. Şimdi bazı yerlerde dolaşırken görüyoruz, toprak deniz kumu gibi, un gibi elemişler. Evet. Toprağı öyle işliyorlar ki fellik, yani böyle şey gibi artık, un gibi eleyerek toprakları değişik bir formata getiriyorlar. Aynen. Biz zeytincilikte de diyoruz, zeytinde de diyoruz, çok işlemeyin diye. Bağcılıkta da ben pek çok kişi işlemeyin diyorum. Hatta bazı yerlerde bir üreticimiz var. Katlanma döneminden sonra hiçbir şekilde toprağın karıştırılmaması lazım. Aynen. Yıllardır işlemiyor toprağı. Aynı verimi alıyor. Ama dinletemiyoruz. Dediğiniz gibi kimyasal ilaç ne kadar az kullanırsak o kadar iyi. Ama biyolojik mücadele, böcek dedik, hani biyolojik mücadele ve kültürel tekniklerle aslında bunları minimuma indirebiliriz. Ama ben burada size bir şey sormak istiyorum. Sarıgöl'deki sorunlardan biri de yaş üzüm mü üreteceğiz, kuru üzüm mü üreteceğiz? Sanırım evet. Bunun da tam netleşmesi lazım değil mi? Kesinlikle, yani aynen doğru söylüyorsunuz. Şöyle söylüyoruz biz onu. Üç dönüm bağı olan da ihracatlık üzüm yetiştirmeye gayret ediyor. Evet. 133 dönüm olan da ihracatlık yapmaya gayret ediyor. Havaya bir bakıyor, kuru üzüm fiyatlı olacak gibi dönüyor, kurutuyor. Bu sene mesela şöyle biz... Ben de tam onu diyecektim başkanım. Sanki fiyata göre karar veriyor değil mi üretici? Tabii. Fiyata göre karar veriyor. Şu an fiyat belli değil, kuru mu yapacak, taş mı yapacak belli değil. Yani... Ama bir gözlemlediler şöyle, özellikle bizim bölgedekiler gözlemledi. Şu anda üzümünü kurutup torbalayıp deposuna koyan üretici var. O da bir beklenti var. Yani üzüm fiyatıyla ilgili bir beklenti var. O sebeple. Tabii burada biz özellikle şunu söylüyoruz. Bu konuda çok da çalışma yaptık. Şimdi rekabet olmayan hiçbir piyasada sağlıklı fiyat oluşmaz. Burada bir adet alkol fabrikası varsa bunun karşısında ikinci birisi mutlaka olmak zorunda. Dolayısıyla geçen sene 1,5 liradan 2 liradan üzüm aldılar. Ben milat olarak 1 Eylül tarihini koydum. Dedim ki arkadaşlar 1 Eylül'e kadar, geçen sene çok şikayet ettim ilgili kurumları, isim vermiyorum buradan. 1 Eylül'e kadar üzüm tatlanmıyor. 1 Eylül'de tatlanıyor. 1x normal dereceye geliyor. Eğer 1 Eylül'den itibaren 5 liranın altında üzüm alırsanız rekabet kurumuna geçen seneki gibi her gün şikayet edeceğim dedim. Dolayısıyla bugün baktık ki Iskarta üzüm 6,5 liraları buldu. Yeterli mi? Değil tabii ki. Ben ısrarla şunu söylüyorum. Üretici ürününü kurutmalı, kuru üzüm almalı. Kuru üzüm
daha sağlıklı, hem kilo anlamında hem de fiyat anlamında. Ancak birçok rakı ve şarap fabrikasının tesisleri genelde yaş üzümle rakı ve şarap üretimine uygun değil. Sadece bir iki firmamız var bu konuda makine ve teçhizatı uygun olan. Onlar da zaten alabildikleri kadar yaş üzüm alıyorlar. Bu yaş üzümün, ıskarta üzümün fiyatı bir miktar daha yükselebilir. Üreticimiz kazansın diyoruz. Başkanım, burada gene bir şey sormak istiyorum. Ben mesela bizim arkadaşlarla geçen hafta tüm bölgeyi dolaştık. Şeker oranlarına baktık. Tüm bölgedeki bağlarda. Yani şeker diyoruz ama kuru madde oranlarına baktık aslında üzümün içindeki. Kimisi şeker, bunu işte üretici şeker olarak biliyor. Aslında 1x değerlerine baktık. 1x değerlerine. Ve baktığımızda geçen yıla göre ciddi bir 10-15 günlük geçiş gözüküyor aslında. Şu an geçen haftaki 1x değerleri tüm bölgenin ortalaması bölgelere göre değişmekle 14 ile 21 arası, 20 arasında değişiyor. Ama daha çok 14, 18, 17-18 gibi. Aynen. Ama bir haftası ve, var daha. Aynen. Hani biliyorsunuz 4 günde 1x artıyor. Evet. Böyle dediğimiz zaman biz de kuru üzüm için dediğimizde 22-24 1x arasında hasat edin diyoruz. Aslında bunu dememizin en önemli nedenlerinden biri de cidden yani 17 1x'te hasat etmekle üzümü, 22 1x arasında hasat etmek arasında ciddi bir kilo artısı kilo var. Kaybı var. Evet, hayır. Kilo farkı var. Ha, kilo farkı var. Yani 22 1x'te hasat ettiğin zaman daha ağır çekiyor. Ama biz bunu üreticilerimize anlatamıyoruz. Geçen hafta üzüm kesiyorlardı. Ve baktık 15 1x. Evet. Saruhanlı'da Akhisar'da 15 1x'lik üzümü kesiyordu adam. Evet, aynen. Ve kurutmalara yatacakmış. Doğru değil bence. Hem kendisi için iyi değil, hem de tabii şimdi burada şu var, paraya ihtiyacı var üreticinin. Şu anda paraya sıkışmış durumda. Oğlu askere giden var, kızı üniversiteye gidecek olan var, düğün edecek olan var. Bunların hepsini göz önüne aldığımızda üreticinin, bakın bağcılıkta bir şey söylüyorum. Çok büyük bağcıları ayırıyorum. Bağcılıkta üzüm üreticisi bir yıl yatırdığını topraktan geri alabilirse alır. Alamazsa ya dolandırıcıya gider, ya don vurur, ya efendime söyleyeyim güneş yanığı oluşur. Böylelikle üreticinin cebine para girmez. Evet. Üretici neyi hesaplamaz? Birincisi, bağını dönüm olarak kiraladığında ne kadar kiralayacağını hiçbir zaman maliyetin içine koymaz. Eşiyle, kızıyla, oğluyla verdiği emeğin karşılığını yazmaz. Bunları amortismanı da eklemiyor. Evet. Üç şeyi eklemiyor. Amortismanı da eklemiyor. Evet. Bunları yazdığımız zaman üretici bence para kazanmaz. Sadece ve sadece toprağa yatırdığını geri alabilirse alır. Peki açığa dökmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Şimdi açığa dökmek çok doğru değil. Hem kuru üzüm üreticisi için doğru değil, hem yaş üzüm üreticisi için doğru değil. Şimdi kuru üzümdeki ayrı, yaş üzümdeki ayrı. Tabii. Geçtiğimiz günlerde bir uygulamayı gururla başlattık. Dedik ki, süper. Saygıdeğer ortaklarımız, kuru üzüm fiyatı belli değildir. Eğer üzüm kurutan ortağımız varsa, bir miktar paramız var, herhangi bir hastalık durumunda Allah etmesin, ihtiyacı olandan bir miktar kuru üzümü 40 liradan alırız. Üzüm fiyatı belli olduğunda bir miktar hizmet bedelini almak suretiyle kalan miktarı öderiz diye bir mesaj yayınladım ve uygulamayı başlatmış oldum. O zaman siz 40 liranın üstünde bir fiyat bekliyorsunuz. Aynen. Dolayısıyla Bilge Bey, siz bu sektörün içindesiniz. Manisa'daki açığa satışları çok iyi biliyorsunuz. Olmaz böyle bir şey. Bir sözleşme yapsın tüccar. Desin ki üzüm 40 lira parasını ödüyorum. Arta kaç para olursa, ardına gelecek olan fiyat ne olursa 40 lira o fiyattan düşülecek. 5 lirada kar verilecek alıcıya, yani tüccara. Geri kalan parayı üzümcüye vereceğim. Bakın ben geçmişte Sarıgöl'de kendi üzümü böyle 1-2 defa verdim. Dedim ki üzüm kaç para? 20 lira.
Ben 15 liradan parasını alıyorum. Eğer üzüm 30 lira edecek olursa bu 10 liranın 5 lirası benim, 5 lirası senin diyerek yazılı sözleşme yaparak ben üzüm verdim. Yazılı sözleşme yapılarak verilen açığa satışların hiçbir sakıncası yok. Gelelim Sarıgöl'e. Sarıgöl'de bir hastalık var. O da şudur. Bizde 65 tane Alaşehirli işletme var. Bizde 11-12 o da 13-14 tane var. Dolayısıyla X firması gelir Alaşehir'den bir işletme tutar. Fason çalıştır. Kim olduğu ne olduğu belli değildir. Sarıgöl'den gelen üzüm keser. Bir ödeme emri yazar. Hiçbir geçerliliği olmayan ödeme emrini yazar. Gider ki der ki cuma gününden cuma gününe muhasebecimiz hesap kesiyor. Gel Alaşehir'e adresimiz şurada hesabını kes. Üzümcü gider firma yok. Ortada firma yok. Geçmiş olsun. Veya firma gelir muhasebeci harıl harıl çekleri keser. Çekleri dağıtırlar. Çeklerin karşılığı yok. Şimdi burada özellikle bir şey söylemek istiyorum. Yaş üzümde de aynısını yapmak lazım. Kuru üzümde de. Evet. Geçtiğimiz yıllarda Ticaret Bakanlığımızın sonra da Cumhurbaşkanlığımızın kararıyla çıkan bir teminat konusu vardır. İhracat yapacak firmalar. Örneğin burada isim vermeyeyim gene. Ben tabii ki demin söylediğim dolandırıcılık olayları için namuslu çalışan ihracatçılarımızı tenzih ediyorum. Onları mutlaka ayırıyorum ve başımızın üstünde yerleri var. Ve onlara alıcı satıcı da gönderiyorum. Gidin şuraya verin üzümünüzü diyorum. E-teminatın iç piyasada da uygulanması lazım. Bakın ihracatla iç piyasa arasında neler var fark olarak. Özellikle pazarcı e-teminat verir mi, vermez mi ben bilmem. O benim konum değil. O pazarcının sorunu. Halcı e-teminat verir mi, vermez mi beni ilgilendirmez. Gitsin devlete. Ben Sarıgöl'den şu kadar üzüm alacağım ya da şu bölgeden şu kadar yaş sebze meyve alacağım. Ben şu teminatı sana veriyorum. Bu teminat karşılığında ben vadeli üzüm alacağım bir miktar peşin vermek suretiyle. Ve üreticinin kime verdiği, nereye verdiği her şey belli olacak. İhracattaki en önemli konulardan birisi bu. Ama fason işlem yapmak üzere, fason üretim yapmak üzere bu tedbiri delen birçok ihracatçı var. Kendi üzerlerinden ihracat yapmıyorlar. Bir de yeri gelmişken ihracatçı ile iç piyasa arasındaki farklardan bahsettim. Bugün ihracata giden her üründe, yaş meyve sebzede ilaç kayıt defteri tutulmakta ve bu ilaç kayıt defterlerinde hiçbir şekilde yasaklanan zirai ilaçlar kullanılmamaktadır. Kullanıldığı takdirde cezai müeyyide uygulanmaktadır Tarım Bakanlığı tarafından. Biz diyoruz ki bizim yurt dışına sattığımız ürün de çok kıymetlidir. Dışarıdaki tüketici de çok kıymetlidir. Bizim için içerideki vatandaşımız, içerideki yurt içindeki tüketicimiz bizim için o da çok kıymetlidir. Dolayısıyla ihracatta uygulanan ilaç kayıt defteri uygulamasının mutlaka ve mutlaka bakanlığımızca iç piyasada da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Toplantılarda bunu da resmi kayıt olarak yazdırıyorum. Yazdırmaya da devam edeceğim. En önemli konulardan birisi bu. Güvenli gıda anlamında ve yine bir şey daha söyleyeyim. Sakın ihracatçılarımız yanlış anlamasınlar. Bu sektörde herkese ihtiyaç var. Pazarcıya da ihtiyaç var. Halcıya da ihtiyaç var. Tüketiciye de ihtiyaç var. Tabii ki üreticiye de ihtiyaç var. Herkese ihtiyaç var. Herkese bu pastadan ekmek var. Ama ısrarla şunu söylüyorum. İhracatçımız yanlış anlamasın. İhraç edilen bir üründe kalıntı tespit edilmişse eğer bu ürünün hiçbir piyasaya hiçbir şekilde verilmemesi gerekir. Buna i̇şte bunun için şöyle söyleyeyim başkanım. Aslında özellikle Manisa bölgesi üzümün yoğun olarak üretildiği bölgede
tabii ki hastalıklar ve içinde bulunan koşullardan dolayı zirai ilaç, kimyasal ilaç maalesef kullanılıyor. Ama bu ilaçları kullanırken biz İzmir Ticaret Borsası ve Ege İhracatçılar Birliği olarak bütün bölgede hem tarım danışmanlarına, hem ilaç bayilerine, hem de üreticilere diyoruz ki ruhsatlı ilaç kullanılması için ciddi bir çalışma sarf ediyoruz. Ruhsatlı ilaçların listesini devamlı yayınlıyoruz. Bizim tek, bizim değil aslında dünya olarak, felsefe olarak benimsediğimiz zaman kalıntısız ürün elde etmek için kimyasal ilacı minimum ve doğru şeyde kullanmamız gerekiyor. Artı aynen. Dozunda kullanmak gerekiyor. Son hasat süresine, o hasat zamanı süresine 21 gün, 27 gün uyumak gerekiyor. Taralları yıkamamız gerekiyor. Evet. Yan bahçeye dikkat etmemiz gerekiyor. Ya aynen. Üreticimiz şunu aklından çıkarmasın. İlacı atıyorum. Bu gidiyor işte bilmem neredeki insan bunu yiyor demesin. Çünkü ilacı atıyor üretici. Kendisine gidiyor. Evine gidiyor. Çocuğuna gidiyor. Torununa gidiyor. Evet. Eşine gidiyor. Akrabalarına gidiyor. O bölgede aynen kalıyor ilacın çoğu. Evet, evet. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamak lazım. Aslında aynen bu bir dünya görüşü olarak hepimizin benimsemesi lazım. Yani bu ihracatçısı, tüccarı, tüketicisi, üreticisi, zirai ilaç bayisi, kurumları hepimiz ortak el birliği verip minimum kimyasal ilaç kullanarak en kaliteli, en kalıntısız, en az doğaya zararlı ürünü elde etmemiz gerekiyor. Bu çok 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 önemli. Suyuna sahip çıkmamız gerekiyor. Tabii tabii. Ya zaten şöyle inanın Mücahit'te biz 3 yıldır yayın yapıyoruz. Hep dediğimiz şu: bitki beslemeyi toprağa iyi yaparsan, kültür teknik tedbirlerini kullanırsan, bitki korumayı doğru yapar, yani her şeyi kuralına uygun yaptığın zaman aslında güzel gidiyor. Evet evet, aynen doğru söylüyorsunuz. Yani bu bir şey daha söylemek istiyorum. Şimdi dediniz ya aslında bizim üreticimiz şuna dikkat etmesi gerekiyor. Bir de bölgede tam zaman geliyor artık, kesim zamanı. Evet. Ben olsam, yıllardır o bölgede olan ihracatçımız var, işletmecimiz var, tüccarımız var. Hem kuru üzüm için, hem yaş üzüm için. Ama bizim üreticimiz ne yapıyor? Nereden geldiği belli olmayan, hayatının ilk defa gördüğü adama peşin para veriyor diye üzümünü veriyor. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi o üzüm gidiyor, parayı da alamıyor. O kadar çok vatan var ki Alaşehir'de, Sarıgöl'de bunun yüzünden. Aynen aynen. Yani diyorum, senin köyünden 15 yıldır bu işi yapan adam var. Ona niye vermedin? Bir kuruş fazla vermiş öbürü. Ne oldu bir kuruş yüzünden? O yılın heba oldu. Yani aslında inanın pek çok kurum hem ya şöyle, ihracatçının yaşayabilmesi için üreticiye ihtiyaç var. Üreticinin yaşayabilmesi için ihracatçıya ihtiyaç var. Evet, aynen, aslında aynen iç içe geçmiş bir şey. O yüzden biz hepimiz birlikte ortak hareket etmek zorundayız. Bu çok çok önemli. Siz çok kesinlikle güzel söylediniz. Çok güzel anlattınız aslında. Yani dilerim pek çok üretici bugünü izler ve bu sizin anlattıklarınızdan bir kendine şey çıkar. Kısadan hisse çıkar. Aynen. Tabii burada şunu da söylemek lazım. Biz uluslararası alanda coğrafi işareti çok iyi kullanamıyoruz. Yurt içinde evet kullanamıyoruz. Manisa borsamız sağ olsun, Sayın Başkanımız, yönetim kurulumuz, Manisa Ticaret Odamız özellikle uluslararası alanda bir coğrafi işaret tescili için başvurdular. Dolayısıyla onun da sonuçlanması lazım. Ama artık kasalarımızda, iç piyasada kasalarımızda, İhracatta kasalarımızda mutlaka hem kuru üzümde hem yaş üzümde coğrafi işareti kullanmamızın gerektiğine ben inanıyorum. Burada bir şey söylesem başkanım. Aslında kurumlarımıza çok iş düşüyor. Ya ben buradan sesleneyim. Alaşehir'den başlayalım. Hüseyin Başkan'a. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Başkan'a. Evet. Manisa Ticaret Borsası Başkanımız Sadık Başkan'a. Aynen. İzmir Ticaret Borsası Başkanımız Işın Su Hanım'a. Ege İhracatçılar Birliği Başkanımız, Kuru aynen Meyve Başkanımız Mehmet Ali Başkanımıza. Ya bu coğrafi şart ürünlerimiz bizler için çok önemli. Elimizde çok kesinlikle büyük bir güç var. Sultan Çekirdeksiz evet diye bir üzümümüz var. Evet. Ötesi yok. Bunda birlik olmak zorundayız. Aynen doğru söylüyorsunuz.
Ya şöyle, benim en rahatsız olduğum konu şu, İspanyol üzümüyle Almanya'da rekabete giriyoruz. Bizim üzüm Evet. kendini çok güzel gösteriyor. Ama buna rağmen ön tarafta ne olursa olsun Avrupa Birliği ürünü olduğu için İspanyol daha öne konuluyor. Bizim üzüm arkada üzerinde şeyler görülmüyor. Kasalardan çünkü kasayla koyuyorlar rafa. Herhangi bir şey görünmüyor, evet. Görünmüyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yani orada Evet. Türk balının yani ki zaten hani bir de şeyin malı, bir Manisa'nın Alaşehir'in Sarıgöl'ün malı. Ben Evet. açıyorum, bakıyorum ihracatçılarım ki sizin o işte 13-14 firmayı da aşağı yukarı biliyorum. Bakıyorum hepsi zaten bizim oralı. Yani Evet. kendi toprağının ürününü orada üzerinde işaretli görmek veya bunu bir kese kağıdının içerisinde sultaniye çekirdeksiz üzümü kese kağıdının içerisinde ki İspanyol bunu yapmış bir Evet. kese kağıdıyla bir üzümü. Bu çok büyük bir maliyet gibi görünse de ama Evet. raftaki değeriyle ve artık yani tüketicinin ben bu üzümü İspanyol biliyordum bu Türk üzümüymüş dediği andan itibaren biz çok daha büyük ileriki evrelerde daha büyük kazançlar elde edeceğiz. Bu anlamda hani siz başta kooperatif olarak yine odalar ve borsalarımız bu noktada buna dikkat ederlerse Evet. ben de gittiğimde mutlu olurum en azından ülkemin ürününü orada görmüş olurum ki hedefimiz zaten budur. Başka bir hedefimiz yok bizim. Evet. Şimdi tabii burada şu var. Mesela bu sene kullanmak mümkün değil coğrafi işareti. Özellikle ihracatçılara ya da iç piyasaya özgü kağıt imalatçıları kağıtları Ocak-Şubat ayında yaptırıyorlar. Böyle bir tedbiri Ekim-Kasım ayında bir tebligat yapmak suretiyle, birebir görüşmek suretiyle ne yapmak lazım? İlgililere duyurmak suretiyle coğrafi işaret logolarının kullanılması gerekliliğini iletmek lazım. Burada bir de Dünya Çalışma Örgütü'nün bize bir uyarısı var. Geçen sene yılbaşında bir toplantıya katılmıştık İzmir'de. Özellikle Avrupa'ya gönderilen ürünlerin ambalajlarında bu ürünün hazırlanmasında hiçbir aşamada çocuk işçi kullanılmamıştır ibaresinin 2022 yılından itibaren kullanılması gerekiyor. Soruyorum şu anda kaç tane ihracatçımız kullanıyor? Evet. Evet, maalesef yani işte bazı şeyler de yapamıyoruz diyelim. Başkanım şöyle toparlayacak olursak, çünkü süremiz biraz sınırlı kaldı. Evet. Sektörün sorunu olarak hızlıca şöyle değerlersek, bu yılki sorunlarımız şunlar diyebileceğiniz böyle 3-4 madde, bu yıla yönelik ama. Bu yıla yönelik denzi onu da söyleyeyim, geneli de söyleyeyim. Bu sene özellikle mildiyo büyük zararlar vermiştir. Dolu, sel baskını ve don hasarları önemli bir ürünü rekolte düşüklüğüne sebep olmuştur. Birinci öncelikle bu. İkincisi, kuru üzüm fiyatı çok geç açıklanmaktadır. Ben özellikle kuru üzüm fiyatının budama döneminde yani Ocak ayında açıklanması gerektiğini düşünüyorum. Ya da Şubat aylarında bir rekolte tespiti yapılıyor gözden, siz biliyorsunuz gözlerden. Dolayısıyla o dönemde de açıklanabilir. Kuru üzüm fiyatının özellikle çok erken açıklanması gerektiğini hiç olmazsa üreticinin yaş mı yapacak, kuru mu yapacak şeyinde ne onun adı ikileminde kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Desteklemeler doğrudan üreticiye intikal etmiyor. Küçük küçük destekler var. Devletimizden desteklemeleri bir miktar daha arttırmasını öneriyoruz. Özellikle fiyatlar genel düzeyinin çok yükseldiği günümüzde bugün 5 lira kalkmıştır, 10 lira kalkmıştır. 50 liranın altında bir şey yok. Dolayısıyla desteklemelerin de bu anlamda artışının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birisi yaş meyve sebze sektöründe yasal düzenlemelerin yetersiz olmasıdır. Örneğin Polatlı'dan soğan alan dolandırıcı aynı şekilde gelip Sarıgöl'den üzüm alıyor. Bizden gidiyor Amasya'dan başka bir ürün alıyor. Antalya'dan portakal alıyor, mandalina alıyor.
Dolayısıyla bir bilgi sistemi oluşturmak suretiyle bu sistemin yaş üzüm alım satımının yeni bir yasal düzenlemeyle rayına oturtulması gerektiğini düşünüyorum. Yine aynı şekilde yaş meyve sebzeyle iştigal eden kooperatiflerin toptan mal satışlarının dışında pazarda mal satışları yasaktır. Ticaret Bakanlığı'na 3 defa yazı yazdım. Elimde yazı var. Siz parakente satış yapamazsınız dediler. Onun dışında üreticinin aracı müsaitse 100 kilogram ürün taşıması zorunluluğu bir miktar arttırılmalıdır. Yine aynı şekilde halkayıt sisteminden yapılan ödemelerin mutlaka ve mutlaka günümüzün TL değerlerine getirilmesi sağlanmalıdır. Fiyatlar çok çok yükselmiştir. Geçen sene 7-8 liradan satılan üzüm bu sene 15 liradan, 20 liradan hatta 33 liradan satılan üzüm vardır bu sene. Dolayısıyla bütün üreticilerimize buradan sesleniyorum. Mutlaka halkayıt sistemine kaydolsunlar. Ben özellikle 2 yıl önce bir miktar paramı çatır çatır halkayıt sisteminden aldım. Dolayısıyla o ödenen kişiye ödenen rakamın da bir miktar artışı sağlanmalıdır. Şimdi burada üreticiye gene bir şey söylemek istiyorum. Üreticimiz hastalıkları bu meydana geldikten sonra değil, hastalık olmadan tedbir almaları gerekiyor. Şunu söyleyeyim, biz İtalya ile bile görüşüyoruz. İtalya'da bir profesörümüz var, diyor ki biz diyor unlu bit için alıç ağacı dikiyoruz. Bağın kenarlarına, ortasına. Alıç ağacına gelen bir böcek unlu bitin larvalarını, yumurtalarını yiyor. Bakın bunu da söylemiş olayım burada, araya sıkıştırayım. Onun dışında rekolte tespitinin mutlaka erken yapılmasını ve devletin bir miktar üzüm üreticisine kol kanat germesini diliyorum. Evet, geldik şimdi üzüm fiyatı, kuru üzüm fiyatı ne olacak? Ben buradan fiyat açıklamayacağım ama şimdi şöyle, 2021'de 13 lira 9 numara, 2022'de 27 lira 9 numara, 2023'te en düşük 27+27 9 numaranın 55 lira olması gerekiyor. Ki bu tabandır. Başka bir şey sorabilir miyim? Geçen sene 27'den kaç kilogram satış oldu? Bir kafanızda böyle bir rakam var. Onu çıkaramayız. Çıkaramaz. TMO'nun aldığı genelde 23-24 bandındaydı. Ben 27 de aldım. O yüzden sordum. Yani 27 evet. Açıklanan fiyatın 27'ye çok bulmadığını duydum. Bu arada ben hani benim akrabalarım... Tabii ki doğru söylüyorsunuz. Ben hani benim derdim onların para kazanması, paralarının bir yıllık emeklerinin heba olmaması. Bilge evet. Bu arada benim de üzümle ilgili bazı fikirlerim var. Bana da söz verecek misin? Sana söz vereceğim. Ama bu... ya, şöyle, bir iki son... bir şey daha söyleyeyim. Ama başkanım son... Son cümlemi söylüyorum. Üreticilere özellikle uyarıyorum. Kuru üzüm satıcısı üreticilere sesleniyorum. Bakın konu şöyledir. Senaryo şöyledir. Yani geçmiş yıllara bakınız. Üreticinin elinden ucuz fiyatla kuru üzüm toplanır. Şubat ayında, Ocak ayında hangi aydaysa ondan sonra kuru üzüm tavan yapar. Ben bu imkanı verdiğiniz için özellikle Köy TV ailesine, Bilge Bey'e, hocama çok çok teşekkür ediyorum. Mücahit Bey'e her zaman Sarıgöl'de gelip gidiyor, görüşüyoruz. Sizleri Sarıgöl'de ağırlamaktan şeref duyarım. Çok çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Mücahit, evet. Başkanım, hani gerçekten... Başkanım o kadar güzel konuştuk ki. Ben ya, bir şey diyorum. Ağzınıza sağlık. Yani mamul madde üretmek lazım. Yaş üzümde, yani yaş ve kuru üzüm yetiştirip bırakmak iş değil. Şarap üretmeliyiz. Üzüm suyu üretmeliyiz. Şıra üretmeliyiz. Ben dünyada markalı ikinci bir ürün üretmek zorundayız. Markalı evet, ikinci ürün. Yani üzüm kurutmakla yaş üzüm üretmek hiçbir zaman sorun değil. Dünyada ilk defa üzüm ununu ürettim. Kooperatif olarak üzüm ununu ürettik. Yani Manisa üreticisi mamul madde üretmediği sürece, kuru üzümden ve yaş üzümden mamul madde üretmediği sürece hiçbir şekilde cebi para görmez. Bir kilo üzümü 20 liraya satar, yaş üzümü bir kilo
üzüm suyunu 60 liraya satar. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Mücahit, evet, ekleyeceklerin 2-3 dakikamız evet, kaldı. Şimdi, evet, ben de onu söyleyeceğim. Bizim Anadolu bir defa şeyin ana kaynağı, üzümün ana kaynağı. Yani birinci bunu bilmek gerekiyor. Biz bu mirası değerlendiremedik. Bu mirası İtalyan ve Fransızlar yiyor. Bu işin kaymağını. Ve onlar da zaten yaş üzüm, kuru üzüm şeklinde değil, üzümden elde ettikleri ürünlerle yiyor. Yani oradaki üreticinin aslında bakış açısı değişmiş ve ikinci ürünlere geçmiş. Herkes kendisine ait bir şeyler yapmaya başlamış ve bununla yol almaya çalışıyor. Biz nedense üzümü belli bir ihracat, belli bir şekilde iç pazarda hem yaş hem kuru da tüketelim. Benim üstümden alsınlar bu ürünü, ne yaparlarsa yapsınlara getirmişiz. Buradan başka bir noktaya geçiş yapmak zorundayız. Geleneksel kaynaklar bizde, gen kaynaklar bizde. Bu dünyada bu üzümü dünyaya anlatan biziz. Bu yüzden de bu üzümü biz daha iyi fiyatlamayla dünyaya pazarlamak zorundayız. Ben kendi akrabalarıma da aynısını söylüyorum. Benim köyümde kooperatif yok. Yani bir üzüm satış kooperatifi yok. Birleşmek zorundasınız. Sarıgöl'den Menemen'e kadar bu arada. Yani evet. Sultaniye'nin Gedizova'sında. Evet, Gedizova'sında. O safhada birleşmek durumundasınız. O zaman ancak ve ancak dünyada söz sahibi bir üzüm üreticisi ülkeyiz. Üzüm üreticisi ülkeyiz ama teknik anlamda olan gücümüzü pazar anlamında tüketiciye yansıtamıyoruz. Evet. O yüzden de birleşmek gerekiyor. Çok teşekkür ediyoruz Bilge ve Yusuf Bey başkanım, ağzınıza sağlık. İkinize birden çok teşekkür ediyorum. Üzüm ben de çok teşekkür ediyoruz. Ben bu arada şunu dilendireyim hemen. Gerçekten hani söylemek istiyorum. Tabii ki başta Yusuf Başkanımın kooperatifi, sonrasında Tariş Üzüm Birliği, Alışır Ticaret Borsası, Manisa Ticaret Borsası, Turgutlu Salihli Ticaret Borsası, çok sevgili kurum İzmir Ticaret Borsası üzümün en önemli noktası, Ege İhracatçılar Birliği ve Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü, bu kurumlar gerçekten üzümün yani üzümün ana damarları. İnanın üzüm için her şeyi yapıyorlar. Çünkü biz de bir resmi kurumuz. Üzüm için her şey yapılıyor. Kooperatiflerimiz her şey yapıyor. İşte burada biraz birlik olmamız gerekiyor. Biraz farkındalık yaratmamız gerekiyor. Biraz markalaşmamız, para kazanmamız gerekiyor. Yani herkes herkesin derdinden anlaması gerekiyor. Dilerim çok daha iyi olur, çok daha yoluna girer bazı şeyler. Çünkü gerçekten bizim ülkemizin tarımsal üretime ihtiyacı var. Yani üzüm üretimine, zeytin üretimine, incir üretimine. Bu arada mesajlar geldi. İncirle ilgili haftaya şey yapalım. Zeytinle ilgili sorular geldi. Zeytin programında cevaplayalım. Çünkü üzüm konuşalım dedik. Ama diyoruz ya, kutsal meyvelerimiz, Anadolu'nun bereketli topraklarında, kadim topraklarında en önemli gücümüz zeytin, üzüm, incir, kutsal meyveler bizim en büyük gücümüz. Bunu elimizde tutup var gücümüzle savaşmak zorundayız. Birlikte aynen, savaşmak zorundayız. O yüzden aynen, sevgili başkanım, ağzınıza sağlık. Sağ harikaydı. Yaptıklarınızı ben şahsım olarak biliyorum. Gerçekten çok çabalıyorsunuz. Resmen şey gibisiniz, o yelden yirmenlerine savaş açan, evet, unuttum. Yani gerçekten ciddi uğraşıyorsunuz. Evet. Olur, üreticilerin de bunun farkına varması lazım bence. Aynen. Dilerim daha güzel günler görürüz, daha başarılı yani tarımsal olarak. Tabii kuraklık çok önemli bir sorun. Ne olur ve ne olur buradan tekrarlayalım. Mücahit de bizim ilk günden beri söylediğimiz, suyumuzu harman savurmayalım. Mahşi sulamadan vazgeçelim. Lütfen bunlara dikkat edelim. Çünkü kuraklık, artık kuraklıkla savaşıyoruz şu anda. Kuraklık önemli sorun. Önümüzde aynen, hazır bekliyor. Japonlar sirkeyle bitki yetiştirme çalışmasını yapmışlar. Aynen. Biz onlardan esinlendik. Biz sirke üretiyoruz şu anda. Tarımsal sirke. Bir çalışma başlattık. Yarım kaldı. İnşallah onlar devam eder. Bu arada kalıntısız ürün bizler için çok önemli, bu topraklar evet, için aynen, çok önemli. Ne olur kimyasal ilaç kullanırken dikkat edelim. Boş beleş kullanmayalım, fazladan fazlaya kullanmayalım diyelim. Çok teşekkürler Mücahit, teşekkürler. Ben teşekkür ederim, ben de çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Haftaya belki incir yaparız, incircileri bekleyelim İnşallah. Diyelim. Evet. Görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.
ve Bilge ile Tarımdan Gastronomiye programını sundu.